Direkt kaydım, kaymak gibi arıyor. Doktoru aradım. Arkadaşlar böyle bir komşu nerede göreceksiniz? Bak. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Zoraki bir tebessüm ve gülmeyle aslında içim böyle hem kıpır kıpır hem de mutsuz uyandım bugün. Yani güzel uyandım ama annemle görüştük, sabah rutin telefon konuşmamızı yaptık. Dün babam yeni terapi sürecinin ilk kemoterapisini aldı dün ve artık kolundan sıvı şeklinde 48 saat boyunca devam ederek alacak. Pek iyi geçmemiş, dün bayağı bir kusmuş. Tabii bu normal yani kusmaları falan ama hani ilk kemoterapi seansında bu kadar etkilenmemişti. Tabii hafifti de dozu. Bu sefer aldığı 3 tane farklı kemoterapiyi bir sıvı kolunda alacak ve doktor söylemişti zaten biz ön hazırlıklıydık ama hiçbir zaman da tam kendimizi %100 zaten hazır etmiyoruz böyle şeylere. Biraz kötü geçmiş, üzüldüm. Bir şey yiyemiyormuş şu an. Tabii arkadaşlar, işte çevremde olan insanlar, aynı şeyi yaşayan insanlar diyor, normal diyor. Yani ilk 2-3 gün kusması gayet normal, hiçbir şey yememesi gayet normal. Ondan sonra vücut tekrar alışıyormuş. Vücudumuz, insan vücudu çok güçlü. Babam da bunu atlatacak biliyorum. Ama işte zor bizim için. Şimdi oraya gidip destek de olamıyoruz, bir şey de yapamıyoruz. Babamın çok yani iyi korunması gerekiyor, temiz korunması gerekiyor. Bakalım arkadaşlar, yani bugün böyle gel gitliysem anlayın diye söylüyorum. Bazen böyle içime attığım şeyleri, hani size söyleyemediğim şeyler yüzünden video kesmeyi bırakıyorum ama bundan sonra öyle yapmayacağım. Vallahi içimde, kalbimde ne geçiyorsa direkt söyleyeceğim. Bugün böyle uyandık yani, mutlu uyandık ama annemle bir görüşeyim dedim. Nasıl geçti babamın kemoterapisi, işte dün gece neler, nasıl oldu falan diye. Kötü geçmiş. Serhat işe gitti. Bulutlu hava. Boynum en azından biraz daha iyi. Boynum sabah uyandığımda çok iyi uyandım. Ve öyle. Keşke bütün acılar böyle gelse gitse, değil mi? Ama umarım siz iyisinizdir. Keyifli zamanlar geçiriyorsunuzdur. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Siz okul alışverişi, kırtasiye alışverişi, kıyafet alışverişi yaptınız mı? Biz henüz hiçbir şey yapmadık. Öpücük ver. Do you want to eat Cheerios? Come on then. Evet arkadaşlar, bugün işimiz uzun. Gördüğünüz gibi şöyle yapıyorum. Bakın bugün işimiz uzun. Bunları yerleştireceğim. Bunları yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki sepette çamaşır var. Biri renkler, biri beyazlar. Bunları katlayacağım ve yerleştireceğim. Yukarıyı topladığım için yukarıyı dert etmeme gerek yok. Dün akşam herkes dağıldıktan sonra Arya'nın odasını topladım. Şimdi neyse, bunları yerleştiririm. Sıkıcı işler. Bunları çekmeyeceğim size. Gördüğünüz gibi bir ton bardaklar hiç bitmiyordu. Makinenin, bak, bardaklar şey çıkıyor. Ne denediysem en temiz böyle çıkıyor. Çünkü buranın suyu o kadar kireçli ki, çok kireçli çıkıyor. Yani anlatamam size. Makineyle bir ilgisi yok, suyla bir ilgisi var arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben de istiyorum ki böyle gıcır gıcır olsun. Neyse, iyiymiş. O sırada benim cücüşler. Tiplere bak ya. Doktoru aradım. Doktor bir iki saat içinde eve gelecek babamın tarihlerine bakmak için.
Ya işte kanına bakacak, değerlerine bakacak. Tamam. Yok, beni arayacaklar. Oraya gelmeden önce de beni arayacaklar. Bir iki saat içinde gelecekler. Tamam, sen de telefonu yanında tut. Dikkat et. Tamam. Bir iki saat içinde dedi. Hiç oturduk bugün, hiçbir şey yapmadık. İyi yaptık, her zaman iş yaptık. Aynen. Belki yemeklerin de var. Evet var, yemek var. Biraz tavuk haşlayacağım çocuklara. Bulgur üstü tavuk yesinler. Ama evde alırsam ortalık var çocuklara. Bir zaman kalsın, dağılma. Aynen. Gerçekten evet, okullar hep ne bileyim, ilaçla büyütüyorlar. İşte söylüyorum ya, tavuk pek sağlıklı değil. Evet. Hani çiftliğin olacak, doğal olacak, organik olacak. Aynen. Aynen. Yine oturdum. Sohbet. Yine oturdum konuşma alanıma arkadaşlar. Babamın yanına 3 tane doktor gitti. Sabah bir tane hotline diye bir arama, nasıl anlatayım ya, bazı şeyleri İngilizce'den Türkçe'ye çeviremiyorum. Yani özel bir numara var. Hemşire vermişti, doktor vermişti. Acil bir şey olduğunda bunu arayın diye. Biz de aradık. Onlar da acil işte 3 tane doktor göndermişler. Tarihlerini, her şeyini, kanını falan bakmışlar. Su kaybı olmasın diye. Ondan sonra kusma falan normal demişler. Ama yine de hani bir pak küçük yoğurt, işte bir dilim ekmek, kendini zorlamadan hani yemeye çalış. Yemek çok zorunlu değil ama su içmeye çalış en azından demişler. Öyle, en azından bizim de içimiz rahat etti. Annemin de içi rahat etti. Aklı kalmadı en azından. Gidip gördüler. Şimdi farklı bir semptom gösterdiğinde yine arayacağız aynı yeri. Öyle yani, ben şimdi yemeğe başlayacağım. Çok da yemeğe de başlamama da gerek yok aslında. Öyle evde sıkılıyoruz açıkçası. Bugün bayağı dinlendik. Hiçbir şey yapmadım bugün evde. Tabii aklımda annemlerdeydi. Ne yaptılar, ne ettiler, doktor gitti mi, gördü mü falan diye. Aklım hep oradaydı. Çocuklar da bugün evde usul usul oynadılar. Onlar da pek bir şey yapmadılar. Çamaşırları ben katladım, yerleştirdim falan. Daha biraz önce çocukları dışarı attım. Saat de 3 oldu. Dedim acaba şimdi yemeğe 3.30 oldu. Yemeğe şimdi başlasam mı diye. Yani bekliyorum bakalım. Doyduk. Çok şükür bugün de doyduk. Arya, onu sen abinle anlaşman lazım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün pek bir tadım tuzum yok. Yani ne kadar ısrarlı bir şekilde. Biliyorum da yemek yiyorlar onlar Arya. Israrlı bir şekilde bir çaba sarf etsem de Arya da hiç susmuyor. Arya, onlar küçük, onlar baby, onlar şu an belki yemek yiyor, belki yatıyorlar. Komşunun çocukları çıksın istiyor oynamak için. Onlar belki şu an oyun oynuyorlar.
Bilmiyorum, baban getirirse yiyecek. Ben sana alacağım. Anneyim. Ama o pilav yedi. Evet Arya, evet. Yani gerçekten kız çocuğu ile erkek çocuğu arasındaki farklar. Allah'ım yine papa. Sen şimdi kızını düşündün, battaniye koydun. Beni düşünmedin ama. Benim de bacak açık. Sen kendini düşünecek yaşta, seni şişek kada bulmuş. Arya bu ne keyif? Bey bugün canım çok sıkıldı. Olur öyle şeyler be. Her gün dışarı çıkmak. Yani tüm gün Şivaçi'de böyle yalnız başıma oturdum. Bulutları izledim, gri bulutları. Ne güzel. Ne güzelmiş, soğuktu. Herhalde bugün 4 tane kahve, 5 tane çay, 2 tane bitki çay içtim. Dinlenmedim. He? Dinlenmedim. Dinlendim de işte dinlenmek bana iyi gelmiyor ki. Yani evet. Hiçbir şey yapmamak bana iyi gelmiyor. Hiçbir gelmiyor şey yapmadım. Tamam, daha şey yapmadım. Tamam biliyorsun ben o tip ev hanımları değilim. Yemeğimi hazırladım. Bunu alıp sigarayı zaten almışsın. İçmiş kadar oldun yani. Farklı içmek var. He, saygısızlık yapmak istemiyorum diyorsun yani. Değil. Sigara içmek ne zamandan beri saygısızlık? Ama kendi çocuğun önünde aldın elini. Kendi çocuğum. Tamam bu benim çocuğum. Başkasının çocuğu da. Ya kapat be. Çok güzel görünüyorsunuz. Biz niye Türkler böyle sevince ağzımız böyle bir yamalıyor? Değil mi? Bir çoluk çocuk da böyle ağız birden şey oluyor. Uy, böyle uy. Bak bir daha Sevari. Yaparsın. I bought this for my cats last Christmas and they're still absolutely obsessed with it. It's super easy to set up with magnets on both sides. All you have to do is just put the ball in and connect one side to another. It became a cat toy. I bought two and they can connect to each other. We should have done this video. I'll be right back. Sen ne yapıyorsun? Teyze kurban. Annen aradı. Dedi ki eve gelsin dedi. Ben de 10 dakika sonra onu gönderirim dedim. Arkadaşlar şimdi birlikte şaka yapacağız. Bunu benim tatlış komşum gönderdi. Komşu deli çıktı arkadaşlar. Böyle tatlı tatlı güzel güzel lezzetli yemekler yapıyor. Beni böyle alıştıracak. Yemekler komşumdan, tatlar benden böyle anlaştık gitti vallahi yani. Şimdi Serhat'ı kandıracağım ben yaptım diye. Vallahi tereyağım yoktu. O yüzden birazcık böyle zeytinyağı fışırtattım. Hadi bakalım. Serhat yoğurt yemediği için yanında yoğurt vermeyeceğim. Çünkü yoğurt, süt ürünleri, hayvan ürünleri tüketmiyor benim kocam. Sadece vegan yoğurt yiyor. Hadi bakalım. Tadım zamanı. Al canım afiyet bal şeker olsun. Bugün şu çocuklara rağmen oturdum sana zeytinyağlı sarma sardım. Ekmek dolma yaptım. Hı? Ekmekle yenilir mi canım sarma evet, dolma? Sarmayı ekmeğin içine koyup yiyeceğim. Bir gerçi dostum, doğru yenilir var. Ama keşke ısıtsaydım. Hemen olsun zaten. Bir tadına bak ilk önce. Tadı güzel ama. Eline sağlık. Eline sağlık. Ya. Afiyet olsun canım benim. Da. Sen gidip doyduktan sonra hemen ne bitmiyor. Niye canım? Sana baktıktan sonra da hayatım eline sağlık. Çok güzel olmuş. Emeklerin için teşekkür ederim. Kendini yormuşsun o kadar çoluk çocukla bana bunu yapmışsın diyebilirsin. Maalesef içecek yok. Ne?
ekmekle manyak koktum. Ne ziyafet çektim bugün, ne olur. Bir de yoğurt üstüne koysan güzel olur ama yoğurt yemiyorsun. Getir be, bununla yoğurt yenir. Yeme şimdi, karnın ağrır. Yoktan karnım bağırmaz be, bir iki tane. Ağrır be, sonra bir hafta sonra ben çekiyorum acısını. Senin karnın ağrıyor, ben acısını çekiyorum. Afiyet olsun be, iyi götürdün ha. Yemin ederim var ya, yani Antepli pazarcıklı komşum olduğu için çok mutluyum. Onlar mı yaptı? Antep'in kamamları. Benim artık yaşadık her gün dolmalar, mantılar. Siz ne yediniz? Babe, dünkü yemek bir ton yemek vardı. Boşa mı gitseydi? Çocuklara tavuk haşladım, pilav üstü. Ben de chicken curry yedim. Bir ton ya, hala chicken curry kaldı bile, düşün. Yani arkadaşlar, böyle bir komşu nerede göreceksiniz? Bakın, yemek bitti, tatlı geldi. Afiyet olsun. Dedim ki, çocuğum yavaş. Dersiniz var ya, hiçbir şey yemediler sanki. Yemin ederim var ya, abur cuburla yaşıyorlar. Abur cuburla yaşıyorlar resmen. Neyin kutlamasını yaptılar kız bu? Güzel keke benziyor. Vallahi yeni komşularımdan çok memnunum. Krema. Krema o, krema. O meyve. No, ben yemem kremayı. Kız bana git, kalori yedirttirecek. Teşekkür ederim arabamı yıkadığın için. Oh. Tertemiz gıcır olmuş yalnız. Oh. Güzel de kokuyor. Direkt kaydım, kaymak gibi arabaya oturdum. Kaydın mı? Kaydım. Yani nasıl? Resmen böyle koltuk beni çekti. Oh. Evet, kocadan parayı da yürüttük. Petrol alacağız. Zaten bu arabaya mazot yetiştiremiyorum yani. Anahtar da çıkmıyor. Çıktı mı? Çıkmamış. Neyse, hadi gidelim. Yalnız başıma takılacağım vallahi. Kafa dinlemeye ihtiyacım var çünkü bayağıdır yapmıyorum yani. Arada çok nadir de olsa böyle arada bir çıkıyorum. Çok nadir de olsa. Evet, koltuk. Git bakayım. Evet, ayağım değiyor mu? Ayağım değiyor. Tamam. Hadi gidelim. Petrolü bak ya, sıfır kalmış neredeyse. Hadi gidelim. Tschüss.